Selamlar. Şimdi Çeşme'den çıktım yola. Selvey'den. Selvey'den Batu'yu alacağım ve Bodrum'a doğru gidiyoruz. Yine düğünümüz var. Yolda. Acıktım. Sabah abimi Alaçatı'dan almaya gittim ve Alaçatı'nın bayağı böyle içinde bir yerdeymiş ve navigasyon bayağı giriyor sokaklara gözüküyor. Ben de girdim yani, kapalı hiçbir yer, demir hiçbir şey yoktu. Saat 10.45 falandı ben girdiğimde. Bir tane adam da dedi ki hani girmişsiniz ama dedi ilerlediğinizde bir yer çıkmayacak dedi ve geri gidebileceğim bir yerde de değilim artık. Yani Alaçatı'nın sokaklarını artık herhalde birçok kişi biliyordur. Daracık, küçücük sokaklar. Ve o sokaklarda sağa dönmeye çalışıyorum, sola dönmeye çalışıyorum, kafe sandalyeleri falan. Daha sonra abim geldi, dedim yani hani abi al arabayı, geri git lütfen. Çünkü yani çıkamadık, kaldık. En sonunda da böyle şeyler koymuş, hani bayağı sandalyeler, motorlar falan koymuş. Hani hiçbir şekilde gidebileceğimiz bir yolda değildik artık. Ve geri çıktık o sokakta. Ama orada da bir tane yani komşu dedim, hani oranın sakini çıktı, normal evi olan biri. 7 dakika sonra demirler kapanacak, işte çıkamayacaksınız, işte çabuk olmanız lazım dedi. Nasıl bir gerginlik, çünkü sokaklar aşırı dar. Çok yavaş hareket edebiliyoruz falan ve ben Bodrum'a gideceğim 1-2 saat sonra arabayla. Yani sabah böyle bir küçük stresli bir macerayla başladık. Ama meditasyon yapmam sayesinde. Yani bu arada dalga geçtiğime, şaka yaptığıma bakmayın. Ben meditasyonun hayatımda çok çok önemli yerini görüyorum. Özellikle nefesle ilgili şeyler yaptığım için. Yani böyle stres anlarında nefes almayı hatırladığım için daha doğrusu. Bana bayağı yardımcı oldu. Şimdi yola çıktım. Selvey'den Batu'yu alıp devam edeceğiz. Bodrum'a akşam düğünümüz var. Umarım güzel bir yolculuk olur bizim ve sizin için. Evi değil mi? Şimdi Gündoğan'a geldik. Otele yerleştik. Seri bir deniz yaptık ve hazırlanıp düğüne. Moon Otel'deyiz. Etrafı zaten yer yer çekiyor olacağım ama telefonumu odada unuttum. Ben Pelin gelirken getirecek. Burası şahane, kokteyller inanılmaz güzel. Selen ve Yağız'a ömür boyu mutluluk var. Zaten yer yer yine çekeceğim, sizinle paylaşacağım. Çok teşekkür ederiz hepinize. Ya, İyi ki varsınız. Geldim. Ahmet hadi. Milo'ma merhaba de. Şurada bir şeyler yanıyor.
seni tanımadım ben. Gerçekten çok 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 güzel, çok şık, çok keyifli bir düğündü. Tatili bir gün daha uzatmaya karar verdik. Gün doğumunda olacağız. Orası da çok güzel. Çok seviyoruz, sevdik yani, çok beğendik orayı da. Anlatıyorum ya vloglarda. Selam, bir akşam suyu yaptık. Çok güzeldi ama telefonumu o sırada odada şarja bıraktım, o yüzden çekemedim. Böyle çok güzel Duba'ya yüzdük ve Duba'dan gün batımını izledik. Şimdi giyindik, hazırlandık. Yalıkavak Marina'ya geldik. Arabamızı park ettik, yürüyoruz. Modum çok güzel ya, çok hoşumuza gitti. Bir anda oluşan bir tatil oldu. Ama çok güzel, çok keyifli geçiyor. Yalıkavak Marina'dayız.
herkese. Şu an böyle küçük bir atlama yaşadık videolarda. Çünkü Bodrum videosunu ayrı yapmaya karar verdim. İstanbul'a dün döndüm ve yani şöyle söyleyeyim size, Bodrum'dan İzmir'e, yani Çeşme'ye geçtik önce. Sonra Çeşme'den İstanbul'a geldik. Bodrum, Çeşme 4 saat yakın, yani 3 saat 45 dakika gibi bir şey sürdü. Çeşme'den İstanbul'a yeni yoldan gelmemize rağmen kaç saatte geldik? 8 saatte mi 9 saatte mi ne herhalde. Okullar da açılıyor ya. Bir de 30 Ağustos'ta bayramdı ve herkes birleştirmiş anladığım kadarıyla. Yani otobanda durduk ya, otobanda böyle dura dura ilerledik. Bugün de ben normalde evden işe 8 dakikada falan gidiyorum. Yani 7.30'da çıktım, saat şu an 8.49. İşim tabii ki normalde 8'de başlıyor. Yazdım yöneticilerime. Yani trafik çok fena, yapabileceğim bir şey yok çünkü hep aynı saatte çıkıyorum. Turn left onto Küçük Kamli Kocadesi, then turn right onto Ordinarius Professor Doktor Farhat Kerim Gökçeadesi. Evet, bence de. ve işte öyle bir şey var ki mesela 19 dakika gösteriyor bir yerde. Yarım saat geçti. 25 dakika gösteriyordu. Yani hani gidiyorsun, zaman azalmıyor. Dün otobanda da bize aynısı oldu. Böyle gidiyoruz, yarım saat gidiyoruz, bir saat gidiyoruz. Hani asla yol geçmiyordu. Yani gerçi bizim için çok keyifli geçti çünkü arkadaşlarımızlaydık, oyun oynadık. Sonra işte şey, Avrupa Yakası açtık, Avrupa Yakası izledik falan. O yüzden güzel, komikti. Ve tabii ki yolculuğun sonunda ben uyudum. Yani bitmek bilmedi. Bugün de trafik felaket ya. Felaket. Neyse, öğrenmiş olduk. Bundan sonra ona göre çıkacağız. Demek ki artık okullar açılınca trafik kilitlendi.